dinleyenlerimiz, yine bu haftada Şifan Kapısı programımıza sizlerle birlikteyiz. Şifan Kapısı programımızda her hafta farklı konu ve konuklarımızla sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bu haftada erkeklerde görülen kısırlıktan bahsedeceğiz. Çocuk sahibi olmak istiyorlar ama bireyler kısırlık teşhisi konuyor. Peki nedir kısırlık? Kısırlığı genelde erkeklerde mi sık görülür? Merak edilen sorularımızın cevabını uroloji uzmanımızdan operatör doktor Armağan Çiftçi'den alacağız. Armağan hocama çok teşekkür ediyorum. Tabii yoğun bir ameliyatın sonrasında programımıza katıldılar. O kadar özverili bir isim ki Sayın Armağan Çiftçi. Kendisine çok teşekkür ederek ilk sorumuzu yönlendirelim. Çocuk sahibi olamayan çiftlerde erkeklerden kaynaklanan sorunlar nelerdir? Şimdi çocuk sahibi olamama veya kısırlık tabirlerini ben çok kısaca netleştireyim. Çünkü doğru veya yanlış kullanımlar da olabiliyor. Tabii ki nedenlerini de genişçe anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Bir çiftin bir yıllık evlilik ve birliktelik sonucunda gebelik elde edememesini biz kısırlık olarak tanımlayabiliriz. Kısırlık dediğimiz zaman katiyen sonuç alınamayacak, tedaviye cevap vermeyecek bir çocuk sahibi olamama durumunu tanımlamıyoruz. Kısırlık beklenen süre içinde, umut edilen süre içinde gebeliğin elde edilememesi. Bunun büyük oranda tedavisi mevcut ve büyük oranda da yüz güldürücü sonuçları günümüzde yaşıyoruz. Nedenlerini tabii anlatacağım. Bayan etkili, bayan kaynaklı etkenler, faktörler, erkek kaynaklı faktörler var. Ve de tabii ki bir çift olduğu için her iki taraftan da hem bayandan hem erkekten kaynaklanan faktörler de söz konusu. Şöyle düşünelim, tabii bebek dünyanın en güzel canlısı diyeceğim. Bir ailenin başına gelebilecek en güzel şey diyeceğim. En güzel varlık. Kesinlikle. Ama bunun da gecikmesi insanları o nispetle üzüyor, strese sokuyor. Bazen maalesef umutsuzluğa bile düşen çiftler var. Ben şöyle diyeceğim, evlenip bir yıllık süre içinde gebelik elde edilemediği dönemde mutlaka kadın olarak bir jinekoloğa, erkek olarak da bir üroloğa çiftin ayrı ayrı gitmesi son derece makul ve mantıklı. Çünkü bir yıl süre geçmiş, düzenli bir birliktelik olmuş ancak gebelik elde edilememiş. Bayandan kaynaklanan yumurtlamayla ilgili hormonal, anatomik bir sürü sorun olabilir. Bunu jinekoloji uzmanı, kadın doğum uzmanı bütün teknolojiyi, bilgi becerisini kullanarak en iyi şekilde çözer. Ama kesinlikle biz hani hem cinslerim için söylüyorum, erkek olarak ya zaten bende bir şey yoktur, sorun yoktur, hanım bizim gitsin, baksın, etsin, çözsün, gelsin mantığını yıkmamız lazım. Çünkü oran veriyorum, önemli de bir oran. Bir çift bir yıllık süre içinde gebelik elde edemiyorsa %30-35 sorumlu erkek. Beyler burada biraz kendimizi öz eleştiriye sokup ya ben de bir üroloğa gideyim, benden de kaynaklı bir sıkıntı olabilir dememiz gerekiyor. Neden? Böyle hani taraf tutuyor gibi de olmayayım, cinslerimi de kızdırmayayım, üzmeyeyim ama ya hanım gidiyor, baksın etsin, çözsün değil olay. Belki hanımda sorun değil. Belki de hiç sorun yok kadıncağızda. Aylarca yumurtlama takibi, aylarca ultrasonlar, bazen kan testleri, gel gitler. Halbuki erkek bir sperm testi yaptırsa, bir meni testi yaptırsa ve orada bir sorun çıksa esas sorunun üzerine gitme şansımız ortaya çıkıyor. Öbür türlü bakıyorum bazen 2 yıl 3 yıl sonra kadın doğum uzmanının aklına gelip ya siz de bir eşinize söyleyin o da bir üroloğa gitsin veya bana bir sperm testi yaptırıp getirtin. Hani eşiniz versin bana sonucunu getirtin. Bu bazen geç akla gelebiliyor. Onun için prensip olarak her iki tarafta tamam biz doktora gidiyoruz demeli. Sen hanım git bir bakalım neymiş dememeli. Buradan artık tabii teknik tıbbi bilgiye gireyim. Çünkü bu bir sosyolojik olay. Hani toplumumuzda da yılların geleneğiyle hani erkek nedenli değildir. Bayan toplumda bak bu bir var, yerleşmiş.
başlıyor. Arman hocam, yani erkekte sorun yoktur ama kadında sorun vardır. Maalesef. Ama her iki tarafta da olabilir kesinlikle, diyorsunuz. Kesinlikle. Belki erkek de olabilir, belki kadın da olmayabilir. Belki kadın da olabilir, erkekte de olmayabilir diyoruz. Her ikisinde de olabilir. Evet, bunun teşhisi bir uroloji sizden sayesinde, jinekolog sayesinde de ortaya çıkar. Ortaya çıkar. Kesinlikle. Onun için erkeklerin de bu konuda katiyen gurur yapmaması, gitmesi ve işin çözümüne odaklanmaları çok önemli. Sonuçta bu bir mahkeme değil, kim suçlu gibi bir çabamız yok. Hedef dediğimiz gibi, yani bir çiftin başına gelebilecek en güzel şey bir bebek, ona ulaşmak. Bunun için erkeklere önerimiz, dediğimiz durum yaşanıyorsa mutlaka bir üroloğa gidip onun önerdiği şekilde ve tarzda bir meni testi yaptırıp onun sonucunu üroloğa ve arkasından hatta kadın doğum uzmanına göstermeyi şiddetle tavsiye ederim. İşin gerçeği yapılması gerekeni bu. Nedenleri ne oluyor erkekte? Tabii biz kendi açımızdan konuşacağız. Ben ürolog olarak buradayım, bir ürolog olarak konuşacağım. Erkeklerde sperm sayısının, tohum hücreleri sayısının düşük olması, yoğunluğunun az olması veya sayı yeterli bile olsa hareketsiz, cansız olması, ileriye doğru yol kat etme yeteneği olan tohum hücrelerinin az oranda olması veya yapısal anomalilerinin olması, kiminin kuyruğu olmuyor, kiminin kısa kuyruğu oluyor, çift kuyruğu oluyor, çift başlı oluyor. Sonuçta küçücük bir hücre bu tohum hücresi. Bu gibi sorunlar dişi yumurtasını bulup dönmemeye engel teşkil ediyor erkekte. Onun dışında bu sperm hücrelerinde, tohum hücrelerinde bir takım genetik anormalliklerin olması gebeliği engeller. Ve tabii bunların arkasında da bunlara yol açan genetik faktörler, hormonal faktörler, anatomik faktörler var. İsterseniz bunları ben kısaca toparlayayım. Mesela kanda aynı bayanlarda olduğu gibi adet döngüsünü oluşturan, düzenleyen hormonların iniş ve çıkışları olduğu gibi erkeklerde de tohum hücresi üretimini sağlayan hormonlar var. Bunlardan bir kısmının düşük olması, bir kısmının yüksek olması, orada bir dengesizliğe ve üretim alanındaki üretimin bozulmasına, yetersizliğine sebep olabilir. Biz bunları çok basit, hani tohum testindeki sorunu gördükten sonra çok basit kan testiyle yakalar ve onun tedavisine geçebiliriz. Bazen idrar yollarında veya meni yollarında olan enfeksiyonlar daha önceden alınmış, tedavisi tam olmamış veya hiç olmamış enfeksiyonlar tohum hücrelerinin dönleme yeteneğini bozabilir, canlılığını bozabilir. Oradaki enfeksiyon hücreleri dişi yumurtasının dönlenmesine engel olabilir. Bu tip enfeksiyonların tedavisi çok önemli. Bunlar da gene meni testinde ve kültür antibiyogram testlerinde yapılır ve bunlar hani bir hafta içinde hızla neticeye ulaşabilecek incelemelerdir. Peki testler dediniz, kısa testler yapıyoruz dediniz. Bu testlerle de neden kısır olduğu, neden çocuk sahibi olamadığı neticelendiriliyor. Peki sonrasında neler yapıyoruz hocam? Şimdi mesela... Yani tedavi yöntemleri neler oluyor? Şimdi hedef tabii bir gebelik elde etmek. Bunun için de erkek tarafında sperm hücresinin sayısını arttırabildiğimiz kadar arttırmak eğer düşükse, hareketliliğinde sorun varsa, hareketsiz tohum hücreleri dışarı çıkıyorsa onların o sorununu aşıp hareketli sperm hücreleri elde etmek. Eğer yapısal anomaliler varsa enfeksiyona bağlı, varikosele bağlı onların da tedavilerini yapmak mümkün olur. Biz burada mesela hormonal bir sorun çıktığı zaman ki bunları hızla kan testiyle ortaya koyabiliriz. Bunun ilaç tedavilerine yönelip hormon dengesini tekrar olması gereken düzeylere ulaştırıp tabii ki bir süre sonra da bunu testlerde düzenli olarak görebiliyoruz. Şunu söyleyeyim, bir tohum hücresinin erkekte başlangıç aşamasında hazır hale gelmesi 72 ila 74 gün ediyor. Bir süreç alıyor. Yani bir hani bebeğin anne karnına düşüp doğması 9 ay 10 günse sperm hücresi içinde karbon, element, azotun bir araya gelip sperm hücresini oluşturması 72 ile 74 gün. Bu da aşağı yukarı 2,5-3 aya tekabül ediyor. Söylemek istediğim şuydu. Bütün tedavilerimizden sonra bunun
neticesini, tohum testindeki olumlu değişikliği göreceksek eğer bunu 2,5-3 aydan önce göremiyoruz. Dolayısıyla orada gördüğünüz tedavi devam edecek veya bitecek ve bundan biz yaklaşık 3 ay sonra olumlu sonuçlarını testlerimizde, mini testini kastediyorum, göreceğiz. Onun için burada biraz çiftlerin de sabırlı olması gerekiyor. Hele ki 4. 5. 6. aylarda eğer yaptığınız iş doğruysa ve iyi netice verecekse o zaman çok iyi bir değişiklik, çok iyi bir sonuç testlerde görüyorsunuz. Eğer hastamızda hormonal bir bozukluk, dengesizlik bulamadık ama bir varikosel tanısı koyduk. Bu da testis toplar damarlarının varisi olduğu için, bir anatomik sorun olduğu için onu da mikrocerrahi yöntemiyle o damarları ayıklayıp temizleyip bu sorunu ortadan kaldırdığımızda aynı az önce söylediğimiz gibi 2,5-3 ay sonra tohum testinde olumlu neticesini alıyoruz. Orada da bir sabır göstermek gerekiyor. Veya daha kolay bir enfeksiyona bağlı bozukluk, menüde çıkan belirgin lökosit ve enfeksiyon var. Bir takım mikroplar ürüyorsa onları da antibiyogramla en iyi şekilde tedavi edip enfeksiyonu ortadan kaldırdıktan sonra az önce söylediğim gibi 2,5-3 ay sonra da meni testindeki o enfeksiyonun yapmış olduğu olumsuz etki ortadan kalkıp güzel hücreler, başarılı hücreler, iyi hücreler testte ortaya çıkıyor ve gebelik elde edebilir duruma getiriyor kişiyi. Temelde bunlar, geçirilmiş bir takım ameliyatlar veya doğumsal olarak erkek çocuklarında bazen duymuşsunuzdur, çok özür diliyorum, yumurtalıkların yukarıda kalmış olması, kasıkta kalmış olması, batın içinde kalmış olması, bunların doğal iniş sürecini tamamlayamamış olması, o yumurtalıkların içindeki tohum üretimini gerçekten olumsuz etkiler. Basit bir üroloji muayenesiyle bu hemen ortaya çıkar. Bizim öyle hastalarımız geçmiş yıllarda doğdu. Bu yıllarda da azalsa da gene görüyoruz. Yani anne baba zamanında ilgilenmiş, bakmış. İşte düşer demişler. Hani sıcak tutun demişler, ovalayın demişler. Yumurtayı düşürmeye çalışmışlar ama netice alınamamış ve yumurta tekrar kasıkta kalmış. İşte o yumurtanın ürettiği tohum hücreleri maalesef kalitesiz, bozuk. Daha da kötüsü maalesef aşağı inmiş karşı yumurtayı da olumsuz etkileyebiliyor. O da bizi sperm testinin kötü olması, kalitesiz olması, düşük sayıda ve hareketlilikte olması sonucuyla karşılaştırıyor. Dediğim gibi daha önce de böyle hani bizim çocuğumuz olmuyor deyip gelip gelen çiftlerde bazen bakıyorsunuz inmemiş testis var. Hani testis yukarıda kalmış, kasıkta kalmış. Bir tek neden bu. Bir ameliyatla onu indirdiğiniz zaman bir 4 ay içinde, 6 ay içinde dramatik bir şekilde sperm testi düzeliyor. Bir süre sonra gebelik oluyor. Yani çok şükür böyle güzel sonuçlar veren hastalarımız her zaman oldu. Bizim görevimiz bunları yakalamak tabii ki, ortaya koymak. Yani işimiz bu. Güzel sonuç almak. Yani ben mesleki olarak söyleyeceğim. Tabii hastalarımız için veya dinleyicilerimiz için bu ne kadar önemli bilmiyorum ama benim en büyük mutluluğum bir de o doğan çocuklar erkek oldu, onların sünnetlerini de yapınca ben işimi yaptım diyorsunuz. Tabii ne güzel, ne yapabiliyorsunuz. Arman Hocam, orada şu da çok önemli. Erkek çocuklarının takibi önemli. Yani anneler, bebeğinler evet. tarafından takip edilmesi çok önemli. Çünkü gelecekteki yaşantısını etkileyecek, evlilik hayatını etkileyecek. Etkenleri yani küçüklükte daha o 2-3 aylıkken o süreçlerde kesinlikle. Yani 1 yaşa kadar bilemediğiniz 2-3 yaşa kadar bunun yakalanması artık günümüzde çok rutin. Çocuk doktorlarımız çok hassas. Pratisyen hekimlerimiz çok hassas. Evet. Yani kamuda olsun, özel sektörde olsun. Mutlaka bir çocukla karşılaştığı zaman çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı mutlaka bir dış genital muayene erkekte yapıyor tabii ki. Yumurtalıkların torbalara düşüp düşmediğini değerlendiriyor. Atlanmış vakalar hani eskiden oluyordu. Ben 20 yıldır yaklaşık bu kurumda görev yapıyorum. Hani ilk yıllarda daha çok görüyordum. Şimdi o oran giderek azaldı. Ama hiç mi yok? Oluyor. Az oluyor. Bazen yurt dışından gelen hastalarımız da oluyor. Hani oradaki ülkelerdeki sağlık koşulları yeterli olmayabiliyor. Bu tip şeyler atlanabiliyor. O tip hastalarımız oluyor. Ama bütün bunlar hep erkek faktörü. Bakın konuşacak ne çok şey varmış. Halbuki geleneksel yaklaşım hanım gebe kalamadın, senin kadın doğuma git
nerelere geldik? Yani biz de %30-35 bu işte tek başımıza sorumluyuz erkek olarak. Dolayısıyla olaya öyle bakıp katiyen gurur meselesi yapmayıp çok da basittir. Yani bir bayan defalarca gider gelir yumurtlamasına bakar, ultrasonuna bakar, hormon testleri yapar. Yani halbuki bir beyefendi için bir mini testidir. Yani o veridir uygun şekilde düzgün günde olması gerektiği gibi ve hemen 3 saat içinde sonucu alınır ve bir sorun olup olmadığı söylenir. Ondan sonrası ayrıntıdır zaten erkek için, o çift için ve tedavisine geçilir. Yani bu bir tarama testi gibi, hele ki gebelik gecikiyorsa mutluluğunuz gecikmesin, bunun üzerine gidin. Maalesef şunu da söylemek zorundayım, tabii her zaman güzel bir tablo olmuyor. Yani öyle çiftler var ki asla kata hiçbir şekilde kişinin tohum üretimi olmadığı için gebelik şansı sıfıra yakın oluyor o anda. Ama teknolojinin gelişmesiyle başka faktörlerin devreye girmesiyle bu tip şeyler de aşılabiliyor. Bazı çok az orandaki hastaların tedavilerinin zor olduğunu, meşakkatli olduğunu, sabır isteyebileceğini bunu söylemek zorundayız. Ama hani genelde %90-95 çizdiğim tablo gibi iyi sonuç veren, hızlı sonuç veren, adı konabilen, çözüme ulaşabilen hasta grubumuz var. Yani tabiatın getirmiş olduğu bir şey bu. Arman Hocam, tabii erkekten kaynaklı nedenlerden bahsediyoruz. Diyelim iki çift var. Bir çiftimizin bütün tedavileri oldu. Bebek sahibi oldu. Evet. Diğer çiftimizde yine tedavileri oldu ama çocuk sahibi olmadı. Peki, bu anlamda nasıl yapacak? Ne olacak? Tabii ne olacak? Biraz hayal kırıklığı, psikolojik yıkıklık karşılaşıyorsunuz. Öyle başlangıçta ama değil. Bugün günümüzde ileri yardımcı teknikler var gebelik açısından. İleri yardımcı teknolojilerimiz var. En basitinden başlarsak aşılama yöntemi var. Yani erkeğin tohum hücrelerinin sayısının az, hareketliliğinin düşük olduğunu varsayalım. Ve üroloğunuzda tedaviler verdi, ilaçlar verdi, gerekirse müdahaleler yaptı. Gene de iyi bir sonuç almadınız. Bu iş kapanmıyor. Aşılama yöntemi 3, 4, 5 kere bile denenebilecek bir yöntem. Yoğunlaştırılmış, konsantre edilmiş tohum hücreleri bayanın rahim ağzından içeri uygun günde, uygun şekilde şırınga edilip gebelik şansı doğal yoldan olmaya göre daha da yükseltilebiliyor. Bununla da olmuyorsa bugünkü ulaşılan noktada tüp bebek olarak tabir ettiğimiz in vitro fertilizasyon, yani bir embriyolog erkekten almış olduğu, o çiftten erkekten almış olduğu en iyi sperm hücresiyle, en kaliteli tohum hücresiyle, bayandan almış olduğu en kaliteli, en potansiyeli yüksek gebelik açısından yumurta hücresiyle bir araya mikroskopta getirip, bir araya birleştirip belli bir bölünme safhasından sonra da bayanın rahim içine yerleştirerek bir gebelik başlatıyor. Bazen bunu birkaç tane yerleştirme yapıyorlar yumurta olarak ve daha sonra bunu bire düşürebiliyorlar. Bu tüp bebek dediğimiz yöntem artık teknolojinin nereye vardığını gösteriyor. Tabii peki yani tüp bebek varken bütün her şeyi atlayıp ona mı geçelim? O da doğru değil. Yani kolay yolla, ilaçla, müdahaleyle, tedavilerle gebelik olmuyorsa aşılama veya tüp bebeğe başvuralım. Sebebi şu, her tüp bebek denemesi bayan için anestezi demek, bir müdahale demek, yatış demek, bir sürecin tekrarlaması demek, bir anlamda stres, bir anlamda da maddi gider demek. Dolayısıyla tüp bebek tedavileri tabii maliyetli tedaviler, her ne kadar günümüzde çok yaygınlaşmış da olsa maliyetli tedaviler, ancak belli koşulları sağlıyorsanız, kriterlere uyuyorsanız devletin sosyal güvence olarak karşıladığını söyleyebilirim. Ama hani genç çiftler veya işte daha önceden gebeliği olmuş yeni olmayanlarda bir takım kriterler tüp bebeğin kapsama alanı dışına giriyor sosyal güvenlik açısından. Ama ücretli olarak ödemesini yapıp her zaman tüp bebek yapılabilir, her zaman in vitro fertilizasyon yapılıp bayanın gebeliği başlatılabilir. Tabii bu bir tercihtir. Ben günlük hayatımda, uygulamalarda, pratikte, politikte şunu soruyorum. Hani eğer çok acele bir talep varsa, hani bizim sabrımız da yok,
baskımız da çok, yaşımız da çok ilerliyor gibi bir kaygılarımız varsa çiftte, o zaman siz o tedaviyle, bu tedaviyle fazla da zaman kaybetmeden direkt IVF dediğimiz tüp bebek yöntemiyle gebelik elde etmeye çalışın denebilir. İşin içinde böyle sosyolojik bir taraf da var. Hani çünkü bebek eve gelecek ama gelmedikçe de sadece çift gerilmiyor. Aile çevresi de gerilebiliyor. Bir çevre baskılar oluyor maalesef. O çiftlerde hani eğer dediğim gibi bir zamanla yarış da varsa tüp bebek denenebilir. Şunu kesin söyleyeyim, tüp bebek de %100 başarılı olamaz ama büyük oranda başarılı bir testtir. Belki %99'ları bile zorluyordur günümüzde. Dolayısıyla hızlı, başarılı bir yöntemdir. Maliyetini ve biraz da meşakkatini, eziyetini de düşünmek lazım. O açıdan klasik yoldan ben şaşılmaması, uzaklaşılmamasını öneririm. Eğer özel koşullarınız yoksa. Anladım hocam. Tüp bebek tedavisinde yaş faktörü var mıdır? Kesinlikle çok önemlidir. Bayan olsun, erkek olsun. Her ikisi de ne kadar genç ise başarı şansı o kadar iyidir. Her ikisinde de yaş ne kadar ileriyse başarı şansı azalır. Ama bu kesin belirleyici tek faktör değildir. Yani tohum hücrelerinin, yumurtalık hücrelerinin durumu, gelişimi, az önce bahsettiğim gibi matürasyonu, olgunlaşması tabii ki başarıyı etkileyen diğer faktörlerdir. Ve tabii ki tüp bebek tedavisinde bayanın da çok önemli bir etkisi vardır. Sonuçta anne rahminde büyüyecek embriyo ve bir bebek haline gelecek. Dolayısıyla birçok faktör vardır. Yaş da bunlardan önemli bir faktörden birisidir tabii ki. Armağan Hocam, gerçekten hassas bir konuydu bugün. Erkeklerde kaynaklı kısırlık konusu. Ben çok teşekkür ediyorum değerli vakitlerinizi ayırdığınız için. Peki son mesaj olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Tabii ki bir çiftin gebelik elde edememesi, bebeğin gecikmesi durumunda beylerin hiçbir şekilde benden değildir gibi veya hani gurur konusu yapıp ben bu işten sıyrılayım, hiç bulaşmayayım gibi yaklaşmamalarını, eşlerinde sıkıntı olabileceği gibi de kendilerinde de sıkıntı olabileceği gerçeğini görmelerini ve bu konuda bir üroloji değerlendirmesinden, bir üroloji muayenesinden geçmelerini kalpten öneririm. Ya bunun psikolojik boyutu da var değil mi? Mutlaka. Yani stres gelişiyor. Bazen tartışma konusu oluyor. Yani evin bu konuda huzuru kaçabiliyor. Evet. Bu bile önemli bir sebep. Sonuçta çocuk, bebek, evin meyvesi, çiftin başına gelebilecek en güzel şey, zor da olsa güçlükleriyle beraber. Dolayısıyla yani bay ve bayan çift olarak kendilerini eşit görüp, sende de sıkıntı olabilir, bende de olabilir. Zaten biz çözüm arıyoruz. Sıkıntının kimden geldiğini ortaya koymak bize bir şey vermeyecek. Çözüm için bunu arıyoruz. Her iki tarafta da aynı çiftte sorun olabilir. Hem bayanda hem erkekte. Onun için jinekoloğunuza yani kadın doğum doktorunuza ve üroloğunuza yani bebliğe uzmanınıza gitmekten hiçbir şekilde çekinmeyin. Sorunu paylaşın. Zaten size gerekli, doğru yolu göstereceklerinden emin olun. Evet, tabii morallerini de bozmasınlar. Kesinlikle. Çünkü konumuzun başından beri hep anlattığınız çok önemli bir nokta var. Teknoloji çok gelişti. Kesinlikle. Teknoloji de geliştiğine göre, yani benim çocuğum olmaz düşüncesinde olmasınlar. Olmaz, bu teknoloji kendileri kullanmak. Kendilerini hekimlerimize bıraksınlar. Tabii ki. Psikolojilerini bozmasınlar. Yapılabilecek ne varsa yapılsın. Önemli olan bu. Evet. Neticede çok gerçekten yüz güldürücü sonuçlar alınıyor. O açıdan da rahat olsunlar. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum Armağan Hocam. Evet, teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenlerimiz, bu hafta da Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Uroloji uzmanımız bizlerle birliktelerdi. Operatör Doktor Armağan Çiftçi'ye çok teşekkür ediyoruz. Armağan Hocam, erkeklerde görülen kısırlıktan bahsetti. Erkek kaynaklı kısırlık nedenlerinden bahsetti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Siz değerli SRT televizyonu izleyenlerimize ise bizlerden ayrılmamanız ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim.
Türkiye'nin üstün özelliklere sahip olan özel sağlık kuruluşu İstanbul Avrasya Hastaneler Grubu bu akşam Azerbaycan'da sizlerle buluştu. Biz ülkenize geldiğimiz anda sizler tarafından çok güzel karşılandık. Öncelikli olarak tüm ekibimiz adına sizlere teşekkür ediyor. Sizleri de davetinizde görmekten büyük bir onur duyduğumuzu belirterek hepinize hoş geldiniz diyoruz. Temelleri 30 yıl önceye dayanan insan sağlığına kaliteli ve ekonomik sağlık hizmetleri sunmayı ilke edinmiş hastanelerimiz, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Hüseyin Uğurlu tarafından ilk olarak 1992 yılında Çamlık Hastanesi olarak, 1999 ve 2016 yıllarında da İstanbul Avrasya Hastaneler Grubu olarak hizmet kapılarını üstün kalite anlayışıyla tüm dünyaya açtı. Avrasya Hastaneler Grubu hastalarına doğru teşhis ve tedavileri uygulamak için medikal kadrosunu titizlikle seçen, cihazlarında son teknolojiyi hastaları için hastanelerine taşıyan bir sağlık kuruluşudur. Yaklaşık 130 hekim kadrosu olmakla beraber toplamda hastanelerimizde 1000'e yakın sağlık çalışanımız bulunmaktadır. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir prensibiyle hasta ve yakınlarının memnuniyetini her zaman önceliklerimiz arasında tuttuk. Ülkemizde sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle birlikte son yıllarda da birçok ülkeden hasta tedavisi için İstanbul'a gelmekte. Avrasya Hastaneleri olarak her 3 hastanemizde de bu hastalarımız için uluslararası hasta servislerimizi kurduk. Gelen yurt dışı hastalarımıza özel ilgi ve hassasiyetle yaklaşarak dil konusunda da destek sağlayacak tercümanlarımızla beraber eşlik ediyoruz. Aynı dili konuştuğumuz siz Azerbaycanlı dostlarımızla buna gerek dahi duymadan kolayca iletişimimizi kurabiliyoruz. Ülkemizi, hastanemizi tercih eden hastalarımızı ve yakınlarını kendilerini rahat ve güvende hissedecekleri mimarisi şık hastanelerimiz ve 5 yıldızlı otel konforundaki odalarımızda ağırlıyoruz. Hastanelerimiz ulaşım yönünden hastalarımızın zorluk çekmeden gelebileceği İstanbul'un merkezi noktalarında yer almaktadır. 7 gün 24 saat boyunca gece gündüz doktor ve hemşirelerimize tüm hastalarımız rahatlıkla ulaşabilmektedir. Özellikle onkoloji, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahi, genel cerrahi, plastik cerrahi, kulak burun boğaz, ortopedi gibi branşlarımızda yoğun oranlarda yurt dışı hasta gelişlerimiz mevcut olmaktadır. Bu alanlarda gerek güzel ülkeniz Azerbaycan'dan gelen hastalarımız, gerek farklı ülkelerden gelen hastalarımız oldu. Hastalarımız gerçekleştirdiğimiz tedaviler sonrası ülkelerine döndüklerinde sağlık hizmeti gereği duyan yakınlarına yaşadıkları memnuniyetleri doğrultusunda hastanemize referans göstermektedirler. Bunu vermiş olduğu mutluluk bizler için tarif edilemez bir duygu olmaktadır. 30 yıldır İstanbul Avrasya Hastaneler Grubu olarak kurumsallaşma yolunda tüm yenilikleri takip ettik. Tüm hastalarımızı güler yüzlü personellerimizle karşıladık. Avrasya Hastanesi olarak parolamızda da belirttiğimiz gibi hizmette kalite ve hastalarımızın üst düzeyde tatmini prensibiyle hastalarımıza hizmet veriyoruz. Kalite değerlendirmelerimizde ISO 9001-2005 standartları doğrultusunda yapılan denetimlerde hastanelerimizle başarıyla geçmiş olmaktadır. İSKO tarafından akredite edilen ve son yıllarda önemli derece ilerleme kaydeden Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalite standartları doğrultusunda hastanelerimiz 98 puan almış olmaktadır. Yıl geneli yatan ve ayaktan hasta memnuniyet oranlarımızda %95 oranında bir başarı elde ettik.
Çalışan memnuniyet oranlarımıza baktığımızda da yine aynı oranda %95 oranında bir çalışan memnuniyeti elde ettik. Avrasya Hastaneler Grubu olarak Türkiye'nin 500 büyük hizmet ihracatçılarının arasında ilk 500 içinde yer aldık. Sağlık sektöründe de ilk onların içinde yer aldık. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde gerçekleşen törende yılın sağlık kuruluşu ödülüne layık görüldük. Hastanelerimizde Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesini almaya hak kazandık. Bu başarılar bizleri sizlerle daha da çok yakınlaştırdı. Azerbaycan'da olan dostluğumuz her zaman tüm dünya ülkeleri tarafından bilinmekte. Bizler iyi günde ve kötü günde birbirinin yanında olmuş, birbirine güçlü bağlarla bağlı olan iki ülkeyiz. Şimdi bu bağlarımızın sağlık alanında daha da güçlenmesini umut ediyoruz. Ve el ele verip Türkiye ve Azerbaycan arasında bir sağlık köprüsü kurmayı istiyoruz. Bu akşam birbirinden değerli ve alanlarında tanınmış olan doktorlarımızla beraber sizlere sunumlarımızı gerçekleştireceğiz. Ülkemizi, hastanemizi tercih eden, Azerbaycan'dan İstanbul'a gelmiş, çok sayıda ameliyat olan, tedavi alan hastalarımız oldu. Bu akşam hatta birkaçı da bizleri yalnız bırakmayıp burada bizlerle buluştular. Tedavileri esnasında hastalarımızla kurulan o güçlü bağlarımız her zaman her daim kalıcı oldu. Doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarıyla yakın ilgi ve alakamızı her zaman tedavisi devam ederken ya da ülkesine dönmüş, uzakta dahi olsalar içtenlikle gösterdik. Her türlü sağlık ihtiyaçlarınızda yanınızdayız. Sizlerleyiz, el eleyiz. Çünkü biz kardeş ülkeleriz. El bilir ki sen benimsen. Yuvam, yurdum, meskenim sen. Anam, doğma, vatanım sen. Ayrılar mı gönül candan? Azerbaycan, Azerbaycan. Ben bir uşak, sen bir ana. Odur ki bağlıyam sana. Hangi semte, hangi yana? Hey uçsam da yuvam sensen. Elim, günüm, obam sensen. İki devlet, tek milletiz diyoruz. Biz Avrasya Hastaneler Grubu olarak İstanbul'un şifa kapısı olan hastanelerimizden giren her hastamıza sağlık ve sevgi sunuyoruz diyoruz ve teşekkür ediyoruz size. Şimdi hastanelerimizi sizlere görsellerde anlatacağımız bir tanıtım videomuz var hazırlamış olduğumuz. Hep beraber bunu izledikten sonra değerli doktorlarımızın sunumlarına geçiş yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ve bugünkü sunumlarımıza geçiş yapmak istiyoruz. Evet, ilk olarak hastanemizin kalitesini üst düzeylere taşırken büyük emek veren isimlerden birisini davet edeceğiz sizlere. Evet, Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu üyesi ve işletme direktör yardımcımız Doktor Özgür Özmen alkışlarınızla sunumunu yapmak üzere davet ediyoruz. Azerbaycan, can Azerbaycan. Hoş gelmişim, hoş görmüşüm. Öncelikle size bunu görmek çok güzel bir duygu. Diyorlar ki, iki devlet, bir millet. İnanın ben bundan daha bir hissediyorum. Hiç böyle yabancı ülke hissetmiyorum. Tamamen kendi ülkemde hissediyorum. İnsanlar çok güzel. Azerbaycan çok güzel. Her gelişime gerçekten çok zevk aldım.
Öncelikle bu organizasyona katılmakla bizi onurlandırdığınız için teşekkür etmek istiyorum. Dostumu Türkiye'ye verdim. Koma'da parmağımızı çıktı. Tamamen standart travmatik hastalığı. Bundan başka, hatta başka yerlerde Almanya'da pasiyonlarımız bu arada çok zaman Türkiye'de. Ümmetle Türkiye tipi dünyada ben sanırım ki bir ümmet tiptir. Bizim pasiyonlarımızın çoğu ancak Türkiye'dir. Hatta bazen Almanya'da pasiyonlarımız tarafları ayrılır. Doktorları çok iyi. Bizim Azerbaycan'da olan bütün doktorlar, yani Türkiye'nin doktorlarımız da çok yüksek profesyonel, yüksek ehlaklı, işini bilen, saygı gösteren doktorlardır. Değerli hocamıza teşekkür ediyoruz. Güzel yorumlarından dolayı da. Ve hemen hastanemizin doktorlarıyla gerçekleştirdiğimiz sunumlarımıza devam ediyoruz. Evet, sayısız cerrahi işlemleri olan ve hepsi de birbirinden başarılı sonuçlanan vakalar gerçekleştiriyor hastanelerimizde. Evet, siz dostlarımızın da dediği gibi yüreğimize dokunan bir hekim, hastanemizin kalp ve damar cerrahi uzmanı Profesör Doktor Esat Akıncı alkışlarınızla davet ediyoruz sahnemize. Ben fazla zamanınızı almadan neyiz ki bizim yaptığımızı kısaca özetleyeceğim size. Avrasya Hastanesi'nde kalp ekibi olarak 4 profesör ve 6 uzmanla kalp hastalarına Türkiye'den veya uluslararası kaynaklardan gelen kalp hastalarına şifa dağıtmak için çalışıyoruz. Peki neden biz diye soracak olursa, tedavi güvenliğimiz çok yüksek. Konforlu bir tedavi sunuyoruz. Yakın takip ediyoruz. Ekonomik olarak da oldukça avantajlı olduğunu düşünüyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz hocam. Ve bir diğer değerli ülkemize sunumu yapmak üzere davet edeceğim. Evet, ülkemizde sayısı az, nadir, kıymetli radyasyon onkologlarından biri de Avrasya Hastanelerinde aynı zamanda da bir profesör. Ulusal ve uluslararası çok sayıda kanser hastasının tedavisini başarıyla taçlandırmış ve hastalarının yakınlarının tedavisi süresince de ailesinden biri gibi gördüğü samimi isimlerden oldu kendisi. Radyasyon onkoloji uzmanımız Profesör Doktor Mustafa Beşli Ertekin alkışlarınızla davet ediyoruz. Sevgili hanımefendiler, beyefendiler. Şu an burada sizin aranızda olmaktan çok mutluyum. Çünkü bu benim Bakü'ye ilk gelişim. Bir sürü Azerbaycan'dan gelen hastam oldu. Çok uzun süre Erzurum'da çalıştı. Erzurum çevresine yerleşmiş Azerbaycan'dan gelen kardeşlerimizden dostlarım oldu. Gerçekten onların dostluğu ve yürek güzelliğinden Bakü'yü de çok merak ediyorum ama hiç bugüne kadar bir fırsat olup gelememiştim. Hastanemizin kurucusu Hüseyin Bey, hocam biz Azerbaycan'daki arkadaşlarımızla tanışmaya gideceğiz, siz de gelir misiniz dediğimde çok mutlu olarak buraya geldim. Şu anda da aranızda bulunmaktan çok mutluluk duyuyorum. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben radyasyon onkolojisiyle, kanser tedavisiyle uğraşıyoruz. Kanser hastalarıyla bir yürek olmak zorundasınız. Çünkü benim düşünceme göre onların her günü bizim bir yılımız kadar. O nedenle onların her haliyle hoş olmaları gerekir. Ve yaptığımız tedavilerde yüzlerinde oluşan ufak bir mutluluk ve gülücük bizim en büyük mutluluk ve gurur kaynağımız olur. Şimdi niye biz diye ben de hocam gibi soracağım. Biz Türkiye'de hizmet vermeye başlayan ilk özel sektörüz. Bu nedenle
yılların vermiş olduğu deneyime sahibiz. Ve birçok hasta tedavi ettik. Halen de ediyoruz ve sonuçlarımız da ortada. Hasta tedavisinde güvenliği ön planda tutuyoruz. Çünkü sadece tedavi etmek değil, yan etki de oluşturmamak lazım. O nedenle hastalara en iyi sabitleme sistemlerini kullanarak, tümör ve şey olarak, hasta olarak daha doğru tedavileri yapabiliyoruz. Ve arkadaşlarımız gerçekten işlerinde, deneyimde güler yüzlü, çalışmayı seven, her zaman işbirliğinde olmaya istekli bir ekiple çalışıyorum. Bu nedenle de gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Evet. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz hocam. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Hastanemize de tabii ki özellikle olarak onkolojik hastalarının yoğun bir şekilde geldiğini, bizleri tercih ettiğini ve şifa bulmaktan ülkelerine iyi tanıdıklarını, değerli hocamızın da sayısız bir şekilde bu konuda hastaları mevcut olmakta. Evet, hocalarımıza sunumları için teşekkür ediyoruz. Ve İstanbul'da kurmuş olduğu 3 şifa kapısı, hastaların umut bulduğu yer oldu. Tüm sağlık hizmetlerini ekonomik ve kaliteli halde hastalarına sunmayı ilke edindi. Kendini insan sağlığına hizmete adadı. Hasta ve yakınlarının, aynı zamanda da çalışanlarının memnuniyetini her zaman önemsedi. Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Cerrahi Uzmanı, Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu'yu alkışlarımızla sahnemize davet ediyoruz. Değerli dostlar, ben Bakü'ye geliyorum. Ama birçok çalışma arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım Bakü'ye gelip gidiyorlar. Bunlardan biri de Kadir Doğraya'da, anestezi, reanimasyon uzmanı. Burada da kendisinin bir tanıdığını gördüm. Mutlu oldum açık söyleyeyim. Hasar Beycan'ın birçok hastalara ciddi bir emeğini geçtiğini gördüm. Şu saate kadar sunum yapan arkadaşlarım birçok Azerbaycanlı hastasının olduğunu biliyorum. Şu an hastanemizde yer alan Azerbaycanlı hastalar var. Biraz önce arkadaşlarım söyledi, rakamlarla ifade etti. Her sene şu kadar sayıda Azerbaycanlı hastalarımız geliyor, şunlar ameliyat olur diye bahsettiler. Bir zamanlar ben 73 İstanbul İlfakültesi mezunuyum. O zamanlar veya ondan sonraki seneler ülkemizden birçok hastalar İngiltere'ye gidiyordu, Almanya'ya gidiyordu, Amerika'ya gidiyordu. Hatta 80'li yıllarda başbakanımız olan, daha sonra Cumhurbaşkanımız olan Turgut Özal da ameliyat olmak için Amerika'ya gitmişti. Hatta bir ameliyat için değil de birkaç ameliyat olmak için gitmişti. Üzülmüştük. Yani biz ülkemizde bu başta başbakanımız olmak üzere niye ülkemizde bu ameliyatları yapamıyoruz? Ve o zamanlar 80'li yıllarda yine en çok kalp cerrahisi için, kanser için hastalar yurt dışına gidiyordu. Belki estetik için nelerden de vardı. Ama bu bizim için, ülkemiz için bir eksiklikti. Amerika'ya gidip ameliyatlarına olup gelen başbakanımız yolda kendi özel doktoruna diyor ki, ya Cengiz, biz bunları ülkemizde yapamayız. Biz ülkemizin sağlığını bu duruma getiremeyiz. Yaparız başbakanım, yaparız. Ya diyor, bunun için paraysa para bulunur, hastane ise hastane yapılır. Önemli olan iyi doktorlar yetiştirebilmek, iyi hemşireler yetiştirebilmek, iyi teknik sağlık ekibi yetiştirebilmek ve bunları tecrübeli, deneyimli hale getirebilmek. Evet, bunlar bizim için çok önemli oldu.
o zaman başbakanımızın bu görüşleri önemli oldu ve kendisi de ülkemizde bir takım yasal değişiklikler yaptı. Bunların içinde şu bir gerçek, ister devlet tedavi etsin hastayı, ister özel sektör. Hepsinde bir maliyet vardı ve ülkenin kaynakları kullanılmaktadır. Bir hasta gider sezeryanla doğum yapar, bedavadır belki devlet ama ülkenin kaynağını kullanarak yapabilir. Özel hastaneler için o zaman başbakanımız bir takım yasalar çıkardı. Ve teşvik daha sonra gerçekten özel hastanecilik ülkemizde arttı. Artan bu arada sayılar artarken kalite yarışına da girildi. Rekabet iyileştirmenin tek ve kaçınılmaz yolu. Ben iyisini yapacağım, bir başkası benden daha iyisini yapacak. Ve bu zihniyetle biz en iyi hizmetleri vermeyi amaç edindik. Ve o zaman ülkemizin kalp cerrahisi, onkoloji ameliyatları veya onkoloji teşhisi hepsi yurt dışına giden hastalar için bunun önüne geçmek kolay değildi. Mümkün de değildi ama çorbada tuzumuz olsun, ne yapabiliriz diyerek biraz önce hocamız da söyledi. Türkiye'de Avrasya Hastanesi'nde onkoloji merkezi kurulmuştu. Evet, gerçekten farklı bir şey yapmamız lazımdı. Ülkenin dışına giden hastaların orada ülkemizin tedavilerini sağlamamız lazımdı. Bunun için böyle ileriye dönük bir takım kararlar aldık biz de özel hastanede. Ve Avrasya Hastanesi'ni açtığımız zaman o zamanki Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'e gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanım biz böyle bir hastane kurduk ve içinde onkoloji var, içinde şunlar var. Dedi ki gerçekten bunlar şimdiye kadar devlet bütçesiyle yapıldı ama özel sektörün de bu alanda yatırım yapması sevindirici bir şey. Ve bizi destekledi, hastanemiz açılışına da gelerek yine bizi destekledi. Daha sonra da gelen başbakan, cumhurbaşkanlarımız da yasalarla özel sektörünü destekledi. Hizmetlerin %33-35'i özel sektör tarafından yapılıyor ülkemizde. Ve bu bir yarışmaya döndü. Artık bizim hastalarımız yurt dışına gitmiyor ya da az gidiyor ama birçok ülkeden hastalar ülkemize geliyor. İngiltere'den de geliyor, Almanya'dan da geliyor, diğer ülkelerden de geliyor. Biraz önce Ali Bey de söyledi, yani her gün belki Almanya'dan veya ayda en az 15-20 tane ameliyat gelen hastamız var. Niye geliyor Almanya'dan buraya? Daha ekonomik olduğu için ya da oradaki fiyatlar çok daha yüksek olduğu için ya da mesela Türkiye'de ameliyatını sosyal güvenlik kurumu karşılamıyor veya belli bir oranda karşıladı veya estetiği karşılamıyordu. İngiltere'deki bir hasta ameliyatı için 6 ay 7 ay bekliyor. Şimdi bu insanlar sağlığını bir an önce çözmek zorunda. Çözerken de cebine elini atmak zorunda. Ülkemizde hastaları devletimiz de destekliyor ama özel hastanelerde vatandaşımız da bir para ödüyor. Bizim Avrasya grubu gerçekten bazı hastanelere göre çok daha ekonomik. Bu bir prensiptir tabii, öyle diyelim. Ve bunlarla biz hizmetlerimizi sürdürebiliyoruz. Halkımız bize güveniyor, bütün iş hastalarımız da bize güveniyor. Yine işletme direktör yardımcımız söyledi. Yani yurt dışından gelen hasta yönünden Türkiye'de belki 300'e yakın, pardon, İstanbul'da belki 200'e yakın hastane var. Türkiye'de de 500'e yakın hastane var. Ama hastaneler arasında 10 sıralara giren bir durumumuz var.
yurt dışı hastaları yönünde. Biz onlara elimizden geldiği kadar hürmetle davranıyoruz. Saygıyla davranıyoruz. Onların orada mümkün kalacağı bir şekilde ülkesine gitmesini ve iyi anılarla gitmesini arzu ediyoruz. Bugün ben de arkadaşlarıma katıldım. Buraya kadar geldim ve özellikle hastanelere en tepede çözüm gerektiren her duruma müdahale edebiliyorum. Edebilmenin taahhütünü de vermek için geldim arkadaşlarımız. Ben bugün sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. İyi ki varsınız, biz burada beraberiz. Ben çok teşekkür ediyorum katılanlara. Ayrıca bu organizasyonu yapan Kenan Bey'e teşekkür ediyorum. Kadir Bey'e teşekkür ediyorum. Onlar da olmasaydı. Çok teşekkür ederim.